Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben gübremi çekeceğim demiştim. Yine çekiyorum. Bütün malzemelerimi hazırladıktan sonra bir haftadır bu şekil karıştırıyorum. Daha sıcaklığı geçmesi için bekliyorum. Bir de hava malum sıcak. İçindeki malzemelerin fermente olması için bekliyorum. Gördüğünüz gibi bunun içinde tüm yeşillikler var, meyveler. Her şey var ama hepsi fermente olup yani bu şekil yandı. Benim tek beklediğim ısısının düşmesi. Soğuduğu zaman vereceğim. Şu an benim hayvanlarım aç yani. Solucanlar aç. Bekliyorlar. Gitsinler, dalsınlar, içeridekileri bitirsinler. Ama böyle ben doğradım küçük küçük. Bu sefer saman da kattım içine. Kartonlarla beraber bu şekilde yani karardı iyice. Toprak. Ana yapısında gübre var. Gübrenin içine talaş ekledim. Yumurta kabuğu 2 kilo kadar, belki de daha fazla kuruttu, şey yaptım, fırınladım, attım içine. Mısır unu 1 kilo koydum. Mısır yarması koyacaktım. Onu da bulamadım buzdolabında. Karıştırdım ama çok derinde olduğu için bulamadım. Onu koymuyorum bu seferlik. Meyveler, her türlü meyve var içinde karışık. Artık salatalıklar falan da çıktı. Salatalık, domates, onları da katıyorum. Hatta biraz da portakalım da vardı doğranmış dolapta. Ondan da koydum kabuklarına. Karıştırdım. Ferment oldu. Daha bitmedi ferment olması. Bu şekilde bekleteceğim. Ondan sonra vereceğim. Ama bu seferki bunu verdikten sonra yaz boyunca bir daha böyle mama hazırlamayacağım. Çünkü apartmanda zor oluyor. Mama iyi. Çıkan mamaları buzluktan çıkartıp iyice açıldıktan sonra öyle vereceğim. Haftada 2 gün 3 gün vermeye çalışacağım. Bir daha böyle mamayı kışa kadar da hazırlamayacağım. Niyetim öyle. Bilmiyorum artık. Benimkisi sonuçta solucan çoğaltmaktı. Solucanlarım yani bu benim hazırladığım mamada patlama yaptı. O yüzden bence yeterli çünkü yarım fazla değil. Bu mamadan sonra bir daha o şekil mama hazırlamayıp sadece buzdolabından çıkarıp dondurucu açıldıktan sonra vereceğim. Bu son mama. Kışa kadar mama hazırlamayacağım. En güzeli öyle bence. Çünkü yeri olanlar için fermente yapıp da vermek daha kolay. Bu biraz zor oluyor. Hazırlayın işi de güzel. Tamam, kolay, bana kolay geliyor ama çoğuna da zor gelir. Yeri olan için bunu hazırlamak çok güzel. Ben de yerim olmadığı için, balkonda yaptığım için artık bu son mamayı hazırlıyorum. Allah nasip ederse bundan sonra sade vereceğim. Hatta İsa Bey'in hazırladığı gibi, yanlış da söylüyorum bir ismini, hazırladığı gibi yumurta kabuklarını, yulaf, mısır, onu her şeyini böyle karıştırıp güzel bir mama yapıp onu vermeye çalışacağım. Onu da tok tutar. Bu son mama. Bunu da çekeceğim demiştim. Buna saman kattım. Çünkü çok yavru var. Isı ayarı düştükten sonra vereceğim. Kendinize iyi bakın. Mamayı verirken de çekeceğim. O zaman da bir şey yapacağım. Şimdi bu kadar böyle sarıyorum. Isı ayarını düşürmesi için. Artık hava da sıcak olduğu için ısı ayarı biraz doğru düşecek gibi. Ama düşecek. Kolay gelsin. Bol kazançlar diliyorum herkese. Adresim Adapazarı'nda oturduğumu söylemiştim. Organik Dünya, ben Azime.